Podcast dinle. 20 Nisan Koç burcunda gerçekleşecek olan hibrit güneş tutulmasının burçlara özel olan etkileri peki neler olacak? Şimdi dedik ki krizsel etkiler var, savaşmamız gerekiyor, liderlik yapmamız gerekiyor, hakkımızı almak için elimizden geleni ardımıza koymamamız gerekiyor ve köklü değişiklikler için hazırlıklı olmamız gereken enerjiler barındırıyor demiştik. Ama ben burç yorumlarımda şuna özen gösterdim. Hayatımızda köklü değişiklikler zaten yaşanacak. Bu değişikliklerin içerisinde gelecek olan güzellikler var. Şimdi ben size biraz o güzelliklerden bahsedeceğim. O yüzden burç yorumlarınızı dinlerken bilin ki bu yaşayacağınız güzellikler aslında krizsel bitişlerin içerisinden geçerek gelecek elinize, ayağınızın dibine, artık kalbinize, bilemiyorum, ya da cebinize. O yüzden bunu böyle dinlemenizi isterken aynı zamanda yükselen burcunuza göre dinlemenizi istiyorum. Yükselen burcunuzdan sonra Güneş burcunuzda dinleyebilirsiniz diyorum efendim. Evet, koçları neler bekliyor? Sevgili koçlar, güneş tutulmasıyla birlikte özellikle sizin burcunuzda olduğu için en çok zaten sizi hedef alacak ve sizin ön planda olmanıza destek verecek olan enerjiler barındıracak. Önümüzdeki 6 ay yeni başlangıçlar yapacaksınız. Özellikle Nisan, Mayıs, Haziran ayında para kazanmayla alakalı olan konularda şanslı olacaksınız. Araba alım ve satımlar için destek göreceksiniz. Kısa seyahatler planlayacaksınız. Aşk hayatınız açısından uzunca zamandır mutsuzsanız, yalnızsanız, huzursuzsanız, bu arada bu mutsuzluk ya da yalnızlık bir ilişkin içerisinde de olabilir. Yeterince değer görmüyor ya da mutlu olmadığınızı hissediyordunuz belki de uzunca zamandır. Şimdi işler değişiyor. Hayatınıza belki yepyeni biri gelebilir. Sizin değerinizi bilecek olan ve bu kişiyle aslında evlilik yapmak ve niyeti ciddi olan bir beraberliğe doğru hızlanarak adım adım ilerleyeceğiniz bir döngüye girebilirsiniz. Aynı zamanda iş kurmak, işinizi büyütmek, fırsatları genişletmek ve yurt dışına yerleşmek ve yerleşim alanınızı değiştirmek ve geniş bir eve taşınmak için de fırsatlarınız bulunuyor, haberiniz olsun. Dış görünüşünüz açısından koçlar, Jüpiter Koç burcunda ve akrepsel etki 29 derecede, aman ha, kilo almaya meyillisiniz. Lütfen dikkatli olun, ödem tutabilirsiniz en basitinden ve kan rahatsızlıklarınıza, şeker ve pankreas sıkıntılarına karşı temkinli ve dikkatli olmanızı öneriyorum. Peki boğaları neler bekliyor? Sevgili boğa burçları, önümüzdeki 6 ay içerisinde önemli bir rahatsızlığınız varsa ameliyat ve tedavi süreçleri görünüyor. İlahi bir desteği arkanıza alacaksınız. İş hayatınızda köklü bir değişimin içerisinde girişim enerjisiyle birlikte mutlu olacaksınız. Özellikle yurt dışı kapıları açılacak sizin için de. Yurt dışıyla ortaklı işte planlar, projeler yapabilmek için destek alacaksınız. Ha, ben benim yurt dışıyla alakam yok diyenler için ise büyüteceği iş fırsatları gündeminde olacakmış gibi görünüyor. Aynı zamanda bu süreç içerisinde evinizi ve yaşadığınız şehri değiştirmek ya da farklı bir yerden, farklı bir ülkeden ev almak için de destek sizinle birlikte olacak. İş değişikliği sizi maddi anlamda da destekleyecek ve geliri yüksek bir iş alanında ya da iş alanınızı büyütmenizle birlikte paranıza para katacağınız bir süreç olacak. Yaratıcılığınızı kullanacağınız günlerden geçerken sanat yapmak, kitap yazmak için de desteklendiğiniz söyleyebilirim. 6 ay içerisinde çok sık seyahatlere gidip gelebilirsiniz. En yakınlarınızla aranızda gerginlikler ve küslükler olabilir. Bu seyahatler sırasında sanki birileri ihmal edildiğini hissedecek. Bu küslüklere karşı dikkatli olmanızı öneriyorum. Aynı zamanda trafikte de dikkatli olmalı. Araç bakım ve onarım konularını ihmal etmemeniz gerektiğini söylüyorum. Evet, ikizler burcun neler bekliyor? Sevgili ikizler burcu, aslında şansın ta kendisi sizsiniz. Düşünün ve gerçekleşsin. Bu öyle böyle bir enerji alanı değil. Hayalinizde ne varsa, kalbinizde ne varsa saklı olanların nasip olduğu bir enerji alanı olacak. Nasip kapıları haricinde peki neler var? Önümüzdeki 6 ay içerisinde kalabalık ortamların içerisinde isminizden bahsettirmek için fırsatlarınız olacak. Gruplar, eğlenceli konserler, aktiviteler içerisinde bulunabilirsiniz. Yardım kuruluşları ve dernekler içerisinde kendinizi göstereceğiniz ve liderlik yapacağınız organizasyonları planlayabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için köklü fırsatlar bulunuyor ikizler burçları. Bu süreç içerisinde maddi konularla alakalı aşırı harcamalara karşı lütfen temkinli olurken, kariyeriniz açısından zorlu olan konularda disiplinli olabilirseniz eğer, sesinizi hem burada hem de uluslararası
mecralarda döndürebilir, namınıza nam katabilir ve popülerliğinizi arttırabilirsiniz. Koç burcu güneş tutulması sevgili ikizler burcunu şu konuda sadece uyarıyor. Konu hakkınızda konuşulacak, hakkınızda konuşulan enerjilerle alakalı gizli düşmanlar var. Gizli düşmanlarınızla aranıza mesafe koymak, artık anladıysanız bu kişilere artık yeter demek önemli ya da görüşmemek önemliymiş gibi görünüyor. Peki yengeç burçları? Sevgili yengeç burçları, önümüzdeki koç burcundaki tutulmayla birlikte 6 ay içerisinde kariyerinizle alakalı umulmadık fırsatlar bulunuyor. Kendi şirketinizi kurabilir ya da bulunduğunuz firmada yönetici olmak için fırsatlarınız oluşabilir. Koç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasıyla birlikte babanızın sağlığına biraz dikkat etmeniz gerektiğinin önünü açıldığını söyleyebilirim. Çünkü babanızın ameliyat ve çeşitli tedavi süreçleri içerisinde sadece babanız değil aile büyükleriniz de geçebilir. Temkinli olmalısınız. Onlarla ilgilenmeyi ihmal etmemelisiniz. Ev sahibi olmak için fırsatlarınız oluşacak. Hukuki konularla alakalı bazı sınavlarla karşılaşsanız da bu sınavları gerçekten verebilecek nitelikte ve yaptığınız hareketler ve karşılaştığınız olayların içerisinde şahitleriniz yanınızdaysa hiç korkmayın diyorum. Kalbiniz boşsa yurt dışı seyahatleriniz sırasında ya da uzak ülke, uzak şehir diyelim daha doğrusu, uzak şehir seyahatleri sırasında kalbiniz mutlu edecek biriyle de karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınızla alakalı sır verip sır vermemek gereken önemli bir dönemden geçiyorsunuz. Aşkınızı, evliliğiniz içerisindeki özel konuları kendi içinizde saklamanız ruhunuza iyi gelebilir. Bazı yengeç burçları ayrıca sürpriz hamileliklere açık gibi görünüyor. Haberiniz olsun diyorum. Ve aslan burçlarına geçiyorum. Sevgili aslan burçları, önümüzdeki 6 ay içerisinde yurt dışını ilgilendiren konular karşısında mutlu olacağınız fırsatlar oluşacak. Göç etmek, yabancılardan destek almak, kendinizi yabancı dil alanında yetiştirmek için özellikle bu tutulmanın etkisiyle Ağustos ayında planlarınızı gerçekleştirirken kendinizi bulabilirsiniz. Özellikle yükselen aslan burçları, üniversite sınavında alakalı bir hazırlık ya da doktora yapıyorsanız istediğiniz bölümü tutturabilme ya da artık projenizi bitirebilmek adına destek göreceksiniz. Erasmus gibi öğrenci değişim programlarıyla geçici olarak yurt dışında bir bölümde okuyabilirsiniz. Ayrıca uzak yolculuklar sık sık yapacağınız için özel bir süreçten geçtiğinizi söylemek istiyorum. İş vesilesiyle sürekli projeler ve uzak seyirler içerisinde bulunabilirsiniz. Hukuksal konularla alakalı şans, fırsat ve destek sizinle birlikte. Önümüzdeki 6 ay içerisinde lütfen korkmadan hukukla alakalı mücadelelerinizde desteklenerek ilerleyeceğinizi bilerek hareket etmeniz oldukça önemli. Aynı zamanda dostunuza ve düşmanınıza çok dikkat edin. Gizli düşmanların planları ve oyunları sizi geriye çekmeye yönelik olabilir. Peki geriye çekecek olan enerjiler var mı? Buna ben gülüyorum çünkü sizin ışıltınız bile yeter onların planlarını bozmaya diyorum. Ve Başak burçlarına geçiyorum sevgili Başaklar. Önümüzdeki 6 ay içerisinde özel hayatınızla alakalı konular gündeminizde olabilir. Eğer ki hayatınızda biri varsa, birlikteliğiniz açısından özellikle daha çok yakın olacağınız ve çok özel zamanlar geçireceğiniz bir zaman diliminde olduğunuzu söyleyebilirim. Miras, nafaka ve hukuki konularla alakalı elinize geçecek olan maddi gelir kaynaklarınız artacak. Yatırım yapmak istediğiniz alanlarda paranızı büyüterek ilerleyeceksiniz. Özellikle farklı memleket ya da yerleşim alanlarınız bulunuyorsa farklı bir yerden arsa ya da gayrimenkul alımları yapabilirsiniz. Eşinizin gelirinde de önemli artışlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki bazı zorluklar uzak yolculuklar sebebiyle karşınıza gelebilir. Özellikle pazarlama ve ithalat alanında projelerinizi düzenlemeli, yüksek eğitim alıyorsanız eksiklerinizi tamamlamalısınız. Koç burcu güneş tutulması sizi soyunuzdan gelen sırlar ve bilinmezliklerle de karşı karşıya getirecek. Ailenizi etkileyecek bazı bilinmez sırlar karşısında oldukça şaşıracaksınız. Bu dönem içerisinde ameliyatlar da gündeminizde olabilir. Özellikle kronik sağlık sorunlarınız bulunuyorsa kontrollerinizi ihmal etmeyiniz.
ve terazi burçlarına geçiyorum. Sevgili terazi burçları, önümüzdeki 6 ay içerisinde ilişkileriniz gündemde olacak. Buradan bekar olan tüm terazi burçlarına sesleniyorum. Özellikle yükselen teraziler, beni iyi dinleyin çünkü evleneceğiniz aday ya da adaylar şimdi sahnede. Evet, yanlış duymadınız. Kısmet ayağınıza kadar geldi ve evlilik kapıları sizler için açıldı. Kalbinizi mutlu edecek o talihli damat ya da gelinle planlar yaparsanız fena olmaz. Eğer ki "Yahu kimseyle beraber değilim, evlilik de nereden çıktı?" diyorsanız hayatınızı birleştireceğiniz o kişiyle tanışabilirsiniz. Ayrıca kalbinizdeki o evi satın almak ya da işte o evi inşa etmek için fırsatlarınız da oluşmaya başlayacak. Bu dönem içerisinde iş hayatınız merkezinizde olacak. Yöneticilerinizle aranızda olasılıklı gerginlikler de olabilir, aman dikkatli olun teraziler. Özel hayatınız yoluna girerken kariyeriniz adına yapacağınız adımlarda planlarınız hedef odaklı yapmanız sizi uzun vadede mutlu edecek. Çocuklarınızla aranızdaki olasılıklı gerginlikler ya da sağlık sıkıntıları yaşanırken onların size ihtiyacı olan özel bir zamandan da geçiyor olabilirsiniz. Kariyer bir yana, evime yönelmek istiyorum diyorsanız evren sizi destekliyor. Bu dönem içerisinde tek dikkat etmeniz gereken konu harcamalarınız ve borçlarınız. Giderleriniz hakkında temkinli olmalısınız. Ve akrep burçlarına geçiyorum. Sevgili akrep burçları, önümüzdeki 6 ay içerisinde iş alanınızda yaşayacağınız yenilikler oluşmaya başlayabilir. Yeni iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. İş alanınızda köklü değişiklikler de yaşayabilirsiniz. Bu süreç sizi ilerleyen dönemde yönetici yapmaya doğru da götürebilir. Kariyer alanınızda size yardımcı olabilecek üst düzey yönetici konumundaki kişilerden destek alacağınız enerjiler altında olacaksınız. Bu süreçlerin içerisinde sağlık problemleri yaşıyorsanız yeni tedavi ve yöntemlerle şifalanabilirsiniz. Beraberliğiniz bulunuyorsa bu süreç biraz zorlayıcı olabilir sizin için. İlişkiniz bazı testlerden de geçecek olabilir. Eğer ki ayrılık konusu açılırsa yeni bir eve taşınma planınız oluşabilir. Hukuksal konularla alakalı mücadeleleriniz de başlayabilir. Kalbinizi musmutlu edecek bir konu daha bulunuyor. Evcil hayvan sahiplenmek sizi oldukça mutlu edecek. Yurt dışı, uzak seyahatler ve üniversite alanında faaliyetleriniz için de 6 ay içerisinde gelişmeler gerçekten güzel nitelikte. Peki yayları neler bekliyor? Sevgili yay burçları, önümüzdeki 6 ay içerisinde aşk hayatınız açısından gelişecek konular kalbinizi sıcacık yapacak. Hayatınızda zaten birisi varsa şimdi bana ne oluyor diye soru sorabilirsiniz bana. İyiydik zaten de diyebilirsiniz. Böyle bir enerji değil ama. Özellikle yaz aylarında çok ciddi sınavlar vermiş olabilirsiniz. Şimdi toparlanma zamanı olmuş olabilir sizin için. Eski günlerden daha bağlı olacağınız bir enerji zaten gelebilir. Zaten hayatınızda kimse yoksa karşılaşacağınız kişi sizi oldukça mutlu edebilir. Beraberliğiniz sizi her anlamda dönüştürürken hayattan keyif alacaksınız. Evli ve mutlu olanlar için çocuklarının hayatında gelişecek olan konular sizi mutlu edebilir. Çocuğunuz evlilik kararı alabilir, üniversite ve eğitim hayatında başarıya imza atabilir ya da siz çocuk sahibi olabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konular içerisinde borçlarınız bulunuyor. Şirket sahibiyseniz özellikle temkinli olmanız gereken zamanlar. Borçlarınızı düzenlemeli, kredi ve faiz konularınızı önemsemelisiniz. Ruhsal dünyanız açısından bu süreç aslında sizin büyümenizi de sağlayacak. Gördüğünüz rüyalar ve yaşadığınız eş zamanlıkları size önemli haberler veriyor nitelikte. Sezgilerinizin izinden ilerlemenizi öneriyorum. Ve oğlak burçlarına geçiyorum. Sevgili oğlak burçları, önümüzdeki 6 ay boyunca sizin yuvanız içerisinde değişecek olan enerjiler aktifleşiyor. Eviniz içerisindeki yeni düzenlemeler, tamiratlar ve yeniden yapılandırma işlemleri yapmak isteyebilirsiniz. Ayrıca ev satın almak, ev satmak için de şahane bir enerji sizinle birlikte. Ev alım satım işlemleri içerisinde karlı olurken aslında yurt dışına yatırım da yapmak için fırsatlarınız bulunuyor. Göçmek ve göçmenlik enerjisi veren bu tutulmayla birlikte yaşadığınız memleketten ayrılma ya da başka bir ülkeye yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Koç burcu güneş tutulmasıyla birlikte aile yaşantınızın içerisinde mutlu gelişmelerin haricinde kavga enerjileri de hakim olacak. Özellikle aile büyüklerinizin beraberliğinizle alakalı, beraberliğinizi merkeze koymak, onlarla alakalı olan konuları ilişkinizin içerisine yansıtmak ya da ilişkinizle alakalı olan konuları aile büyüklerinizle fazlasıyla paylaşmanız biraz sıkıntıya sebep
olabilir. Tartışmalar bu sebeple çıkıyor olabilir. Halihazırda beraberliği olmayanlar için eski aşklar ya da eskiden tanıdığınız birinin kapınızı çalma ihtimali bulunuyor. Hamile kalmak için de enerjiler aktifleşiyor, haberiniz olsun. Bebek planları başlayabilirmiş gibi görünüyor. Evet, kova burçlarına geçiyorum. Kovaları peki neler bekliyor? Sevgili kova burçları, koç burcu güneş tutulmasıyla birlikte iş hayatınız açısından gelişmeler bulunuyor. Ama temkin temkin, dikkat dikkat diyorum. Özellikle parasal konularla alakalı atacağınız adımlarda sözleşme maddelerine dikkat edin. Hukuksal içeriklere uygun olsun. Diğeri ise aşırı harcamalara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü paranıza sahip çıkmanız gereken önlem. Önemli mi önemli bir dönemin içerisinden geçeceksiniz. Ayrıca yakın tanıdıklarınızı araya koyarak yapacağınız projelerde isminizden söz ettireceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Uzunca zamandır kısıtlanma enerjisinde olan sizler için isminizi marka yapma süreci içerisine girdiğinizi söyleyebilirim. İş kurmak, yönetici olmak, ekip yönetmek için fırsatlarınız bulunuyor mu? Evet, bulunuyor. Bu arada eğer ki araba alımı planlıyorsanız araç alım satımları konusunda karlı fırsatlar bulunuyor. Haberiniz olsun diyelim. İş hayatınız açısından tekrar bir konuya parmak basmak istiyorum. Onu atlamayalım. Özellikle pazarlama, medya alanı, tanıtım alanında yapacağınız faaliyetler sizi bir üst noktaya koyabilir. Aynı zamanda ulaşım sektöründe çalışıyorsanız eğer ki ihracata yönelmek çok daha sizi yukarıya çıkartacak enerjiler barındırıyor. Aşk hayatınız açısından biraz daha dikkatli adımlar atmanız gerekiyor. Değer görmediğiniz ya da tam anlamıyla değer vermek istemediğiniz kişilerden gelecek zararlara karşı dikkat. Evet, bir konu var ki aslında hayatınızda yine dönüm noktası niteliğinde olacak. Yakın akrabalarınız, işte büyük anneler, büyük babalar, büyük dedeler, amcalar, dayılar, onların sağlık problemleri varsa eğer ki onlarla vakit geçirmek önemli. Alacağınız haberlerde bazı hastanesel süreçler ya da bazı önemsediğiniz kişilerle farklı bir yolculuk dönemi içerisine girebilir misiniz gibi görüyorum. Bunun haricinde kısa seyahatler gündeminizde olacak. Bol bol seyahat edeceksiniz ve aslında tatil planlarınız çokça olurken bulduğunuz her fırsatı değerlendirecek misiniz gibi görünüyor. Peki balıkları neler bekliyor? Sevgili balık burçları, önümüzdeki 6 ay içerisinde para ve nasip kapılarınız aralanıyor. Belki de etkileri başlamış olabilir. Gayrimenkul alım satım işlemleri yapabilir. İş fırsatlarıyla isminizden bahsettirirken kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Süreç sadece maddiyatla alakalı değil, aşk hayatınız açısından değer göreceğiniz, merkezde kendinizin olduğu bir sürecin içerisine giriş yapabilirsiniz. Sevilecek ve seveceksiniz. Ancak ilişkiniz sorumluluk almanızı gerektirebilir. Bazı zorluklar içerisinde beraberliğinizi evliliğe dönüştürmek de isteyebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak için enerjileriniz aktifleşecek. Aman dikkat, özellikle yeni doğum yaptıysanız bir kez daha hamile kalma gibi bir ihtimaliniz bulunuyor. Yakınlarınıza karşı dikkatli olmanızı öneriyorum. Sinsirellalar var. Hakkınızda söylenen dedikodularla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. En yakın arkadaşlarınızla aranıza mesafe girebilir. Ayrıca Koç burcu güneş tutulması sizi bir konuda daha uyarıyor. Trafik. Trafikte dikkatli araç kullanmalı ve araba alım satım konularında temkinli olmanızı öneriyorum. Evet, hem dünya hem haritanızdaki ipuçları hem de burçlara özel olan etkileriyle birlikte güneş tutulmasını detaylı bir şekilde bu podcast'in ne serisinde tekrardan sizler için anlattım arkadaşlarım. Diğer tutulma 5 Mayıs'ta. 5 Mayıs'ı da detaylıca anlatacağım ama hayatınızdaki şu 10 gün içerisinde lütfen değişen konuları görmemezlikten gelmeyin. İpuçlarını fark edin ve bir adım öteye fırsatlarla birlikte çıkın diyorum ve sizi çok seviyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve yıldızlarla. Podcast dinle.